Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Nisan 2023. Gene dağlardayız. Çıkalım, dolaşalım, bir bakalım dedik. Bir şunu söyleyeyim öncelikle. Şu an rakımım 975. 975 rakımlarda acaba çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır diye bayağı bir düşündükten sonra bir bakayım diye geldim açıkçası. Pek umudum yoktu. Ama bir yer dek getirdim. Dek getirdiğim yerde bir 5-6 kadar buldum. Şöyle bakalım. Şöyle şu bir. Şu bir. Ondan sonra arkadaşlar şu iki. Şu iki. Şu üç. Şu üç. Böyle bir taraftan da bakıyorum ki kalmasın diye. Şu 4. 4. Şu 5. Evet. Kökünü elimden geldiği kadar toprakta bırakmıyorum ki hastalık bulup şey yapmasın. Aynı zamanda çiğneyemiyorum. Buralarda kalıp da ona dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle 6.'yı da alalım. Veya her neyse. Başka. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Oldu mu oluyor bu? Evet. Yedi sekiz tane buradan aldım. Şu anda. Bakalım. Yeni geldik zaten. Bir yarım saatlik dolaşmadan sonra pek umudum yoktu. Bunu görünce artık umut geldi. Daha bir konsantre ararım ben bunu arkadaşlar. Gerisini de bulurum diye umut ediyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta bu bölgede çıkmaya başlamış. Taze. Bu çok ufak. Almayacağım onu. En azından tohum kalsın. Bulunmazsa da önemli değil. Bir daha gelirim gelmem ama bu bölgede yeni yeni çıkmaya başlamış gibi görünüyor. Dediğim gibi rakım 975. Ha, rakımları tek tek direkt nereden biliyorsun diye merak eden veya aklına gelen olursa, daha önceden bir rakım ölçeri almıştım arkadaşlar. Sırf bu iş için rakım ölçerle bakıyorum, takip ediyorum. Bakalım bunun gerisi de vardır diye düşünüyorum. Burayı bir arayalım güzelce. Evet arkadaşlar, Mehmet abi ve arkadaşları var. Onlar da kuzu göbeği toplamaya çıkmışlar. Mehmet abim Honaz'dan. Henüz daha rast gelmedik. Bulursak sefte olacak. Evet. Arkadaşım. Evet. Var. Merhaba abi. Nazif. Nasıl abi? Sinan, Kenan. Nasılsın, iyisin? Allah'a şükür. Biz de böyle boş kaldıkça sürekli dağdayız zaten. Ben de aynı. Bana bize bir biri arkadaşımı tarif etti de. Buralarda oluyor abi. Ama şu anda gördüğüm daha sanki biraz bir hafta, iki hafta sonra daha iyi olacak gibi. Dedim ya ben. Bir ufak ufak bir şurada tek geldi zaten. 5-6 tane bir yerde o da. Bir yerde öyle zaten dağınık abi, değil. Dağınık değil. Daha yenicek. Yeni yani. Çıkıyor. Daha yenice çıkıyor işte. O da burayı tarif etti zaten. Ondan hangi da. Bölgede, bu bölgede mi? Şurada. O taraftan indik ya biz. Oradan buraya doğru gelirken bulduk. Ondan dolayı bir bakalım şöyle dedi. Kısmet ya. Bu işler kısmet işi. Evet ya, çok kötü, çok kötü davranıyorlar böyle. Çöpleri buraya atacak ne var bunları ya? İnsan gerçekten de. Plastikler buraya kadar gelmiş. Evet. 7. kıta ha. Bir kıta daha oluşuyor değil mi? Çöplerden. Evet. Yok. Yazık. Hadi sağ olun abi. Size de görüşürüz.
Evet. Devam ediyoruz. Çok fazla bulamasak da bol bol geziyoruz. Teyze oğlum. Dayım. Dediğim gibi denizde Honaz'dayız arkadaşlar. Tabii ki mantar severler de doğayla buluşmuş. Biraz önce gördüğünüz herkes bunun keyfi çok fazla farklı olduğu için bilmeyene garip gelebilir ama bizim için gayet normal bu durumlar. Böyle gezmek. Teyze oğlum. Evet arkadaşlar. Teyze oğlum buldu en sonunda. Mehmet abigil buradan geçtiler aslında. Burada bilmedikleri için işte bakmamışlar. Evet. Çok güzel. Hadi teyze oğlum gerisini de bul. İnşallah. Evet. Bakalım. Taze daha da. Evet. Çok güzel. Daha gerisini de bulasın bu inşallah. Hadi bakalım. Zaten buradan gördüğümüz bakalım. Zaten şu arada olması lazım. Tek tük de olsa ilk olarak çıkan yerlerden bir yer burası. Zaten bir daha bulduğumu dayıma şey yapacağım ben. Alda edeceğim bunu. Sen gazla şefteni yap. Gerisi gelsin. Dayım şimdi bir açıldı mı zaten? Bizi gor geçer çünkü eski mantarcılardan. Evet arkadaşlar. Aradıkça buluyor bu çıkıyor. Burada bak dayı. Bunları al. Hayır. Bunlar senin kısmetin. Bak. Hayır bak. Bak şunları görüyor musun? Şurada 3 tane var. Onları al. Gördün mü üçünü de? Biri o. Biri şurada. Biri de şurada bak. Heh, gördün mü? Onları. Çevresine de bak. Allah'ın izniyle çıkacak. Aradıkça çıkıyor zaten. Allah'ın izniyle dayım zaten eski mantarcılardandır. Biraz sonra açıldı mı biz yetişemeyiz ona. Evet zaten gözün alışması gerekiyor. Deniz oğlum. Bir kere görüp gözünün alışması gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda şey olmuyor. Her zamanki gibi arkadaşlar çevresine iyi bakıyoruz. Bulduysak çevresine iyi bakıyoruz. Dayıcım. Al. Al sen al al bende zaten var. Bende zaten var bak. Bak al. Al. Yiyecek kadar çıksın da gerisi önemli değil. Bu çalının içi iyiymiş ya. Gerçekten de. Bu çalının içi iyiymiş. Al. Evet Mehmet abi gel buradan geçti. Gitti. Geçtiler gittiler. Ya işte yerini bilmedin mi dez oğlum. Sen istediğin kadar dolan. Gerçekten de şey değil. Biraz önce onlar aşağıya doğru gittiler oradan. Burayı tarif ettiler bize diye gittiler. Şu çalının içinde daha var dez oğlum ben sana söyleyeyim. Hadi sen bak gene de biz de bakalım. Ben sana söyleyeyim bu çalının içi şeyli. Yerin nokta atışı gibi bilirsen kolay oluyor bulması. Daha. Arabayla mı geçtiler yani? Arabayı buraya kadar getirdiler onlar. Buraya bir yere koydular. Sesi ha daha yukarı koymuşlar bak. Yukarıda evet gördüğünüz gibi.
dayımı açılmaya başladı arkadaşlar. Bundan sonra dayımı biraz zor tutarız. Şöyle şu üst yüzeye yakın yere bak Yalçın, bir de üstte iki yer daha var burada. Ona göre şuraya en azından gezdiğimiz yiyeceğimizi çıkartalım da sonra aramaya devam ederiz. Dez oğlum. Evet geliyorum dez oğlum. Dez oğlum buldu. Açılıyorlar dez oğlumlar. Hadi bakalım. Evet. Evet, güneşi gördümüş, büyümüş arkadaşlar. Evet, al dez oğlum. Al çevresine de bakalım. Göz alışmaya başladı mı? Gerisi geliyor zaten. Allah'ın izniyle. Yerleşmiş öykü ya. Çalının içinde olduğu için mi herhalde? Hay bak kaldır aynı şekilde koy. O çalı özellikle o çalıyı kaldır. Çevresinde olanları al. Dez oğlum 1-2 metreye kadar çevresinde dağılabiliyor. Öyle güzelce ne bir bak. Burada bir tane buldum bak ben. Bir metre gidiyor. Bak buradan, oradan. Bunlar da vardır bak. Dağınık şekilde burada çıkıyor demek ki bu. Evet. Dağınık şekilde çıkıyor bu. Daha aslında o düzlükte daha tam randımanla arayamadık biz orayı. Bahadır. Sistematik şekilde attıysa tohumları. Ben şurada sadece ta uç burunda bir yere bakacağım. Ondan sonra geliyorum. Hani orada da bir kere aldıydım biliyor musun? Orada hem bakalım unutmayalım diye ben ona döndüm. Tam oraya dönünce buldum. Zaten o şurası var ya Dezon. Şu ağacın olduğu yer yani öyle uzak bir yer değil. Hani evet arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu kısmet meselesi. Şurası yol. 10 kişi geçiyor buradan. Ama şu çalının dibindeki kuzu göbeklerini görmüyorlar. Bu da benim kısmetim tabii ki. Ondan dolayı ben de kısmetlerimi alıyorum Allah'ın izniyle. Evet, alalım. Bir şey yapalım. Bir dakika. Burada bir tane daha vardı. Evet şurada. Evet. Şunu da alalım. Evet. Toplayalım arkadaşlar. Bulmuşken. Kader kısmet meselesi. Bu gördüğünüz gibi. 10 kişi yoldan geçer. Sonra sen gözüne çarpar bulursun. Garantisi yok ama sonuçta kısmetse de oluyor.
Burası rakım 1000'e yakın olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz güneşlik yerlerde daha yeni çıkıyor. Bu da yüksek olduğu zaman hani hava durumuna göre aradığınız yer değişebilir. Bu da tabii zamanla tecrübeyle oluşur. Evet arkadaşlar arıyorduk. Bakın bu arkadaşla biraz önce Mehmet abi karşılaşmıştık. Ama az kalsın. Açıkçası arabayla çiğnecekmiş. Çiğnemeden geçmiş ama bunları almamış, bize bırakmış sağ olsun. Allah razı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz ona da. Gördüğüm zaman söyleyeceğim zaten. Abi sağ olasın diye. Hazırla fotoğrafını çeken de Mehmet abi yaptı. He? Fotoğrafını çeken de Mehmet abi yaptı. Mehmet abi arabanın yanında varmış diye. Tamam. Mehmet abinin arabasının yanındakileri de aldık. Tabii arkadaşlar bu garip bir şey değil. Ben de her zaman öyledir. Arabayı getiririm, korum. Dağ tepe dolaşırım, gelirim. Sonra tekerin altından bulurum. Bu her zaman başımıza geliyor bizim. Ama gayet de eğlenceli oluyor yani. Evet arkadaşlar, dolaşıyoruz. Dolaştık ya da zaten 1-2-1-2 çıkıyor. Bakın. Sonra şurada bir tane daha var. Bunu alalım. Şimdi ben bir de şuna dikkat ediyorum. Şuna dikkat ediyorum. Mesela burada bu bölgede buldum. Bu çalıların içerisinde de olması muhtemelen. Muhtemel. Ne yapıyorum? Kaldırıyorum, bakıyorum. İyice zemini şeyi bozmadan tekrar aynı yerine salıyorum. Olursa görünür zaten. Gördüğünüz gibi bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla yok. Şu anda burada iki tane buldum sadece. Çevresine bakalım. Açıklarda. Nasıl aşağı doğru devam edeceğiz zaten. Evet arkadaşlar, hem de 3 tane birden buldum burada ben. Şu toprak yanında. Evet. Buyurun. Bakın arkadaşlar, pürün içinden çıkamamış. Bu yolun kenarında. Burada 10 tane adam geçer buradan. Ama görmez. Şu bak kurumuş dayı, görüyor musun? Kurumaya yüz tutmuş. Bak bir tane de burada var. Kurumaya yüz tutmuş bunlar. Biz artık gideceğiz diyorlar. Siyah siyah. Çok küçük. Ama gurucek galiba. Bundan sonra büyümeyecek. Belli olmuş. Gurucek. Bu yağıştan sonra yenileyebilir belki burada tekrardan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolaştıkça çıkıyor. Şurada var bir tane. Şunu da alalım. Sonra şurada var bir tane. Buldukça bulunuyor. Sadece önemli olan dikkatli bakmak. Bir tanesi bulduysanız çevresine de iyi bakalım. Çiğnemişiz. Oh. Görmedik değil mi? Daha şimdi geçtim. Kendini de gördüm üstü. Ben bir de küçüğü de almadıydım ha. Bak bir tane de küçük burada var. O onu alacaksan al. Şu ne? O 9 gibi al. Al deyiz oğlum. Allah. Hayır al al. Ol. Ben sana söyleyeyim. Biz burada bir daha geçtik bak. Bir bıraktık. Şimdi çiğnemişiz. Ya fark etmez deyiz oğlum. Kat. Allah Allah. Ne olacak Allah Allah. Evet arkadaşlar, bakın tam videoyu bitireyim dedim. Ama ben ha?
Al al al. Al. Geçti. Al al. Heh. Bak. Evet arkadaşlar, bir yerde olmaya başladı mı? Aha, çıkıyor. Tamam, al da al. Al onu sen. Al. Hepimize vay yeter bu Allah'ın izniyle. Al sen onu. Allah. Hayır. Al sen onu bak. Bakın arkadaşlar, bir de burada var. Aha, bak burada da var. Burada da var. Dermişim. Al deyiz oğlum ya. Hayır. Çantanı kat. Kat çantanı. Hayır. Hayır. Olmaz. Öyle şey mi olur? Olsa olsa senin kısmetin. Görecek olsaydım ben gördüm onu. Öyle şey olmaz. Ben zaten 5 tanelik buldum bir tane. Büyük ya. Wow, wow, işte bu ya, böyle böyle olsa biz uçarız. Deniz oğlum şuna bir bak bir. Maşallah. Gerçekten de. Aha, bir tane de ben buldum Deniz oğlum. Vallahi buldum. İyi. Bak. Bakayım. İri mi? Oo, işte bu ya, böyle kuzu göbeği böyle olduktan sonra büyür bu. Tamam tamam, kaldırırız, bakarız. Sonra aynı şekilde bırakıveririz. Nemini korur. Çalının içinde demek. Heh. İşte dayım da buldu. Ah. İşte burası verimliymiş arkadaşlar. Bakın. Gerçekten de iri. Kuzu göbeği böyle oldu mu zaten kilolarca toplanabilir yani. Ha, şimdi dalları bir deşelen bakalım. Ne çıkacak altından? Bir şey çıkacak mı? Anam. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Bir tane de ben burada buldum. Evet. Arkadaşlar tam videoyu bitirem. Uzadı diyorum. Bir tane daha buluyorum. O yüzden kapatamadım. Hala da toplamaya devam ediyorum. Bakalım buraları bitirinceye kadar çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. Şimdilik bulduğum bu kadar. Yaklaşık 150 gram falan. Tabi devam edeceğiz. Bu video çok uzadığı için burada kesiyorum. Görüşmek üzere. Honaz Denizi'den selamlar.